Beyza abla yavaş ol biraz. Yokuş çok büyük. Canım çıktı vallahi. Yasin gelene kadar onca şey yapacağız. Gönül anca yetiştiririz. Yürü. Sultan bacım nereden böyle? Pazardan. Gelin sıcak çayım var içelim. Yok sonra misafirim gelecek yemekli. Kim gelecek kız? Bu da ne meraklı. Rahmetli ahiretli Mahsel'in oğlu gelecek. İçerideydi çıkmış mı? Çıktı çıktı çok şükür. Hadi görüşürüz. Geçmiş olsun. Alo. Gündüz. Alo İlyas. Çıktın mı kardeşim? Neredesin? Ya abi yemesene şunları ya. Zaten iki saatte bir tane sarıyorum. Daha şimdi çıktım tahliye kapısından. Ya onunla helalleş, bununla vedalaş derken biraz uzun sürdü işim. Hayırdır? E hadi kardeş bekliyoruz. Oyalanma. İlyas mı? Çıkmış mı? Bak bizim evin kadınları sana bir hoş geldin sofrası hazırladı. Aklın şaşar. Bir kuş süt eksik oğlum. Vallahi benim bile tekrardan içeri girip çıkasım geldi. O derece yani. Bak krallara layık ortam var. Çabuk ol. Hadi. İlyas. Evladım. Hadi geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Hadi bak gel burada senin sofranda. Her bir şeyin de hazır. Zaten çıkışına gelmemize de izin vermedin. Aklım sende kaldı. Hadi. Ellerin dert görmesin Sultan teyzem. Ya dün de söyledim ya önce bir yere uğrayacağım. Çok özlediğim bir yere. Ondan sonra da anamın babamın kabrine giderim dedim. Şimdi hep birlikte git gel zor olurdu. Benim yerime de dua et olur mu? Ananla babanla bir güzel dertleş. Analar evlatlarından uzak kalınca oğlum. Tamam biraderim. Hadi bekliyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Tamam. Haydi. Yine aklına melek geldi değil mi? Yapma böyle teyzem ne olur. Zeynep. Zeynep ne yapıyorsun sen? Hala sarmadın mı onları? Sen git içeriden hamurları getir hadi. Hadi ablacığım biz de şu sarmalara girişi verelim. Vallahi bitmeyecek ha. Sen mi yedin bunları? Nerede? Çek elini hala yiyor ya. Ne bakıyorsunuz ya? İyiyim işte. Asıl senin neyin var? Yok bir şey anne ya. İlyas'a takıldı. Niye? Ben de mi gitseydim mezarlığa? Yok ya bırak annesiyle babasıyla dertleşsin. İçerideyken millet çok hayal kurar biliyor musun? Çıkınca yok şunu yapacağım. Yok nikah kıyacağım. Şurayı gezeceğim. Buraya gideceğim. İlyas hayal meyal kurmazdı. Niye kursun? Nasıl olsa yıkılacak. Bir çıkalım bakarız diye diye yattı çıktı çocuk. İlyas. İlyas abi neden o kadar uzun yattı ki ben anlamadım zaten. Ya anlamayacak ne var kızım? İlyas ana baba rahmetli olunca babaannesinin yanında kaldı. Bir gün işte eve hırsızlar girdi. Ciğersizler. İlyas'ın babaannesi bunları görünce bunlardan bir tanesi kadına vuruyor. Kadın zaten yaşlı. Kalp tık duruyor. İlyas uyanıp manzarayı görünce kan beynine sıçrıyor tabii. İyi de nefsi müdafaa diye bir şey var yani. Ya ne nefsi kızım? Bizimkinde hasar yok. Ama adamları aylarca pipetle beslediler.
İşte bizimki de adam öldürmeye teşebbüsten 2,5 yıl. Ay, iyilikten maraz doğar diye boşuna dememişler. Yazık gencecik oğlana. Ya Kanun teyze, laf edilmez. Hayır, neye yanıyorum biliyor musun? Ya şuncacık çeyrek altın içinde. Kitapsız herifler. O kadının ölümü, İlyas'ın hapsi. Üniversite okur, doktor olur derken, ha bak, genç yaşta sabıkalı çocuk. Ah, annesi de o kadar gönlü bol bir kadındı ki toprağı bol olsun. İlyas'ın annesi teyzenin ahiretliğiydi Zeynep. Yani bu ömürden öbür dünyaya kadar kardeş demek. Aa, ahiretliğe bir şey olunca çocuğuna diğeri bakmıyor muydu? Ben öyle biliyorum. Öyle tabii de biz kendi derdimizden evlatlarımızla ilgilenemedik ki hiç. İlyas'ın hali o yüzden hep içime benim dert olmuştur. Gerçi ben kendi oğlumla da ilgilenemedim ya. İkisi de benim yüzümden sabıkalı. Aa, deme öyle abla. Öyle. Ya sen elinden gelen her şeyi yaptın. Bırak biraz da kader utansın değil mi? Ya teyzem haklı anne. Hayat herkese hoş geldin gülüm diye karşılamıyor ki. İyi kötü büyüdük işte. Zeynep, kalk çay koy. İlyas gelene kadar içelim. Hadi fırla.
deli misin sen? Niye ya? Annemin yanında ne biçim muhabbet açıyorsun? Ahiretlinin çocuğuna niye bakmadın falan? Edilecek laf mı şu? Kötü bir şey mi dedim ki? Kızım, evlat acısı çekmiş insanın yanında laf cımbızla seçilir. Gündüz abin haklı. Bir daha teyzenin yanında kaybolan çocuğunu hatırlatacak tek kelime etme Zeynep. Bence hata ediyorsunuz. Teyzemin bu acıyla iyice yüzleşmesi lazım. Saklanmak yerine üstüne gitmesi lazım. Kızım, entel dantel konuşup adamın canını sıkma. Kadının kalbi bin parça olmuş. Biz bir çektik, o bin çekti. Bir de senin tatavanı mı çekecek? Bak, lafını bil, saygı duy. O kadar. Gündüz abin haklı vallahi. Hiç öyle suratını falan asma. Ne bileyim ben? Teyzemi sevdiğim için söylüyorum. Şişt. Kaldı mı çay? Süstür bakayım. Meleğim. Annem. Bir tane. Sen şimdi kim bilir nerelerdesin? Sağ mısın? Sağlıkta mısın? Bakanın edinin var mı annem? Dünya bana sensiz cehennem oldu bir tanem. Annem. Dostum, bugün hapis hayatın son buluyor. Allah Allah, sabah sabah. Millet deliye, biz akıllıya hasretiz. Haydi geçmiş olsun. Hayda. Kesin kızımın başına bir şey geldi. Bir çete kavgasına falan mı karıştı acaba? Arıyorum ben. Gazel, lütfen sakin olur musun?
Doğa sana kaçta gelirim dedi. 9 olmadan dönecekti. Saat daha 9 bile olmadı. Hayatım lütfen sakin ol. Bu kızın yaşıtları sırt çantasıyla Asya'yı, Afrika'yı turluyor. Lütfen soluk aldır şu çocuğa biraz. Kızım hakkında boş boş konuşma Yiğit. Hayır, bir de bu sabahın köründe işim var deyip dışarı çıkmalar başladı. Yürüyüşe gidiyormuş. Şu zamanda dışarıda 1000 türlü insan varken. Hayatım, gazelcim. Bak sen gene kendine zarar vermeye başladın ama. Kızıma gelecek zarar bana gelsin. Anneyim ben. Endişelenmemin nesi tuhaf? Canım benim, ben sana endişelenme demiyorum ki. En azından gerekli olduğunda, vakti geldiğinde endişelen. Şimdi sakin ol. İyi misin? İyi misin? Abla, abla! Otur şuraya, otur. Anne, anne iyi misin? Ne oldu? İyiyim. Zeynep kızım koş, kolonya getir. Ay iyiyim, iyiyim. Hiç, içim bir daralır gibi oldu. Bir şey oldu. Nefes al. Kızım bir su da getir. İyi misin? Su da getirsin şimdi. Kalk kızım. İyiyim, iyiyim. Bir ateş bastı. Boğulacak gibi oldu. Al, 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 al. Derin, derin nefes al. İyi misin? İyi misin? Ha? Giy şunu, giy. Sen... Daha iyi misin? Ben... Burada. Dur, gitme. Niye hareket ediyorsun? Burada, dur. Ormandaki... Ufak bir aksilik oldu Gündüz. Ya telefonu açacak fırsatı daha şimdi buldum. Yo yo, sıkıntı bir durum yok, merak etme. Birazdan orada olurum. Tamam kardeşim, tamam hadi. Yakını mısınız? Yo, tanımıyorum. Tam zamanda yetiştirmişsiniz. Hem başına darbe almış hem de uzun süre oksijensiz kalmış. Büyük tehlike atlatmış. Şimdi iyi ama değil mi? İyi iyi. Sizlik bir şey yok. İster burada bekleyin, ister refakatçi odasında bekleyin. Ben kayıttan numara bakarım. Varsa ailesini ararım. Ben Irkı'yı alsaydım ya. Yok. Ulaşılamıyor. Bu ne şimdi? Alt tarafı 20 dakika gecikti çocuk.
Geliyordur canım. Yoldadır. Merak etme. Kızımız sabahın köründen beri ortalarda yok. Sen sakin sakin işe mi gidiyorsun? Şimdi sen kızımız 20 dakika geciktiği için mi delirecek gibi oluyorsun? Hı? Evet. Çünkü ben anneyim. O da benim kızım. İşte orası tartışılır. Yiğit. Bir şey söyleyeceksen yüksek sesle söyle. Ne söyleyeceğimi gayet iyi biliyorsun. Doğa benim kızım. Sadece benim. Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı? Gazel. Bizim çocuğumuz öldü. Sakın! Sakın bir daha bana bunu söyleme! Hayatım, sen istemiyorsun diye gerçekler değişecek değil. Kapa çeneni! Bak, kızın annesi olmak istedin, oldun. En azından bunu yaparken biraz vicdanlı ol. Çocuğun hayatını cehenneme çevirme. Onu dizinin dibinde tutmak için türlü numaralar yapma. Bak, kocan olarak seninle birlikte bu günahı tam 20 yıl sırtladım ve bugün hala devam ediyorum. Seni ve doğayı öylesiye sevdiğim için lütfen kendimi suçlu hissettirtme bana. En azından birimizin ayakları yere sağlanmazsın ya. Doğanın iyiliği için ikimizden biri gerçekle olan bağını korusun. Yiğit yeter! Yeter! Doğayı bize Allah verdi. Ve sadece o geri alabilir. Asıl sen bunu anla. Bazen beni böyle korkutuyorsun ki. Asıl senin bu güçsüzlüğün beni korkutuyor. Ben onu korumak için ilmek ilmek her şeyi planladım. Her korkuyu, her tehlikeyi kafamın içinde binlerce kere çevirdim. Sen mızmızlanırken ben her şeyi hesapladım. Merak etme. Elbette hesapladım. Çünkü en iyi yaptığın şey bu. Alo. İyi günler. Doğa Candar'ın ailesinden biriyle görüşebilir miyim? Ben annesiyim. Kızınız hastanede. Hastane mi? Üzgünüm. Başınız sağ olsun. Kızınızı kaybettim. Kızınızı kaybettim. Çarpma anında iç kan. İç kan. Alo. Hangi hastane? Yalan söylüyorsunuz. Peki, teşekkürler. Gazel. Nesi var kızımın? O iyi. Sakin ol. Hemen gitmemiz lazım. Yiğit. Hayatta değil mi? Ha? Hayatta. Hemşire Hanım, benim bekleyenim var da size zahmet olmazsa şu ırkayı alabilir miyiz? Yanlış anlamayın, bu ırka bana rahmetli annemden kalan tek hatıra. Şimdi bırakıp gitmek içime sinmiyor. Olur tabii. Zaten hastanın kıyafetlerini değiştirmem gerek. Sizin de üstünüz ıslaksa çamaşırhanede kurtarabiliriz. Yok yok, siz beni boş verin. Biz hapşırırız, tıksırız, geçer. Ben emanetimi alsam bana yeterli. Doğa! Kızım! Ne yaptılar sana böyle? Doktor nerede? Sakin olun hanımefendi. Kızınızın hiçbir şeyi yok. Bana sakin ol falan deme. Doktor nerede? Ya bu serseri de kim? Ne işi var benim kızımın odasında? Kızınızı o getirdi. Onu bu annesi mi getirdin? Ya Gazel, lütfen bir sakin olur musun? Yok ben niye... Kızınız göle atlamış. Ya ne saçmalıyorsun sen?
Kızım niye göle atlasın? Yiğit, kaçırmaya mı çalıştılar kızımızı? Bana bak, doğruyu söyle. Sen mi boğmaya çalıştın kızımı? Gazel, Allah aşkına bir sakin ol. Ya sakin ol. Ya saçma. Ne olur? Yaşar, çıkar odadan. Hemen. Hemen de efendim. Çıkar hemen. Sakin ol. Hemen. Sakin ol. Sakin ol. Sıkıntı çıkmasın. Önlendi. Kahve iyi geldi benim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun ablacığım. Kazandı ya! Kazandı, kazandı, kazandı! Kızım ne oluyor ya? Anne! Anne kazanmışım. Ganyan mı oynadın kız? Kaç verdi? Sefa Cüneyt Sağıroğlu'nun film atölyesine girmeye hak kazandım. Yönetmen ya nasıl bilmezsiniz? İki tane altın ayısı var. Ayı? Hani bir kısa film çekmiştim. İki aydır gece gündüz bununla uğraşıyordum. Bunun içinde kazanmışım. Kızım sen diyetisyenlik okumuyor muydun ya? Hani mezun olunca parası bol şişmanları zayıflatıp Oli'yi vuracaktık. Yani vuracaktın. Filmim ne ayak? Arkadaş 3 yıl yattık çıktık neler olmuş ya? Ben hatırladım. Kazananlara da ders verecekti. Evet. Bir sürü okuldan onlarca öğrenci katıldı. Sadece 5 tanesi kabul edildi. Bütün sene film atölyesinde olacağız. Bütün yıl diyorsun yani. Ya Zeynep'ciğim, ben seni filmci olasın diye mi okutuyorum kızım? Okul ne olacak? Anneciğim bu kendi derslerimle çakışmıyor ki. Derslerimden sonra. Ha bak. Ah teyzesinin bir tanesi. Aşkım tebrik ederim. Bugün okulda filmin gösterimi var. Diğer 5 öğrenciyle birlikte sinema salonunda. Hep beraber gideriz değil mi? Ne olur. Gideriz tabii. Akşam olsun konuşuruz kızım. Telaşımız var. Yemekler bir bitsin. Sen git kahveni iç hadi. Hadi. Aferin kız sana. Aferin sana. Aferin. Şş, bana bak. Artist olursan menajerin de hazır ha ona göre. Gündüz. İlyas'a ara bakayım nerede kalmış bu? Tamam. Bunu yapıyorsunuz. Ya sen ya. Sakin ol diyorum ben. Ben yürü. Sadece yardım ettim. Adam çık lan dışarıya. Adam akıllı konuşalım gideyim bak. Sakin ol. Ne yapıyorsunuz? Çocuğun yanında yapılacak şey mi? İyi mi oldu şimdi ha? Ulan sadece yardım ettim ben sizin kızınıza. Haklı geldik, haksız gidiyoruz. Yaşar. Yaşar. Geç şuraya otur. Emredersin sen. Geliyorum hemen. Ulan sen bana sabır ver yarabbim. Canım benim. Meleğim. Evlat dur. Ne olur kusura bakma. Karımın tabiatı biraz sinirlidir. Mesele kızı olunca da asla anlayıp dinlemez. Anne sonuçta mazur görmek lazım. Tek yaptığım kızınızı gölden kurtarmaktı. Ama sıkıntı yok. Çok teşekkür ederiz. Ben bu iyiliğinizin karşılığını... Eliniz cebinizde kalsın. Bizde iyilik karşılıksız olur. İyi günler. Gurur, şeref, laf olmuş. Ver parayı, konu kapansın. Ağır ol delikanlı. Buyurun memur bey. Yukarı dansı odasında kavga çıkartan sen misin? Yok, kavgayı çıkaran ben değilim. Saldırdılar, ben kendimi korudum. Koskoca Candar ailesi sana mı saldırdı? Vallahi kimlik sormadım. Ama şikayetçi değilim. Allah'ından bulsun hepsi. Hayırlı nöbetler. Uzanıp çıkarma, karakola geliyorsun. Neden? Yürüyelim.
Nasıl durumu? Yani daha iyi gibi. Hemşire hanım? Doktor bey hastayı taburcu edebileceğimizi söyledi. Hafif bir sarsıntı geçirmiş, MR'da da bir şey çıkmamış. Serum bitince gidebilirsiniz. Eşyaları poşette. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Göle düşmüş. Az kalsın boğuluyormuş. Bu kovaladığın çocuk var ya, o kurtarmış. Ne işi varmış gölde? Uyanınca kendisine sorarsın artık. Belki kaçırmaya çalışmışlardır. Onların elinden kurtulmak için yavrum atlamıştır göle. Gazel. Kim kaçırdığı kızı hastaneye getirir? Allah aşkına saçma sapan konuşma. Neyse. Polis öğrenir zaten. Ne polisi? Anne, sence hangisi? Sağ ya da sol, seç birini. Zaten iki tane elbisen var ama. Zeynep, sen ne yaptın sanıyorsun? Ne oldu ya? Senin şu film dediğin şey. Geçen gün bana bilgisayardan izlettiğin teyzenle alakalı olan şey mi? Evet. Film bunun hakkında. Adı üstünde. Kavuşmak. Kızım, ne kavuşması? Kim kime kavuşuyor? Çocuk 20 yıldır kayıp. Sen teyzenin yarasını mı kanatacaksın? Bence yanlış düşünüyorsun anne. Yahu eline ne geçecek? Kadın yıllarca karakol karakol dolanmadı mı? Bir buçuk yıldır tam duruldu diyoruz. Sen kalkmış kanına kaybolan çocuğunun filmini izletiyorsun. Evet. Anneciğim bak, anlamıyorsun. Teyzemin bu acıyla iyice yüzleşmesi lazım. Görsün, bilsin, anlasın ki atlatsın. Geride kalanlarla mutlu olmayı öğrensin. Bana bak çocuk. Baş ağrısı değil bu ha. Evlat acısı. Yarın öbür gün anne olursun, gelirsin konuşuruz. Teyzeni falan karıştırmıyorsun bu işe. Git Gündüz abini alın, gidin izleyin filminizi, gelin. Gündüz abim mi? Ya, tam bir sanatsever buldu. Zeynep. Bana bak. Sen bu film bilim işlerine kaptırıp derslerini falan ihmal etmiyorsun değil mi? Saçmalama anne ya. Kızım. Yavrum. Bak biz seni özel okulda burslu okutuyoruz. Dolmuş paranı bile zor denkleştirip yolluyoruz anneciğim. Eğer ders notlarını düşürürsen de, o bursu kaybedersen neler olur biliyor musun? Anneciğim konuşma şöyle ya. Derslerim gayet iyi. Hem zaten telefonumla çekiyorum. Kameram, tripodum, hiçbir şeyim yok. Gel buraya. Seni çok seviyorum ben anneciğim. Akıllı kızım benim. İnşallah daha güzel şeyler başarırsın. Seninle gurur duyuyorum ben. Hadi bak sen elbiselerine de. İkisi de çok güzel. Birader nerede kaldın ya? Biz acıktık burada. Alo? İlyas? Gündüz, benim bugün gelmem biraz zor gibi birader. Ya başıma olmadık işler geldi. Sen Sultan teyzeme söyle, selamları millet mazur görsün beni. Ne diyorsun İlyas? Ne iş geldi başına? Nezaretteyim. Ya bir tane kızı kurtardım, hastaneye götürdüm. Ailesi anlamadan, dinlemeden hır çıkardı birader. Hastane polisi de hop yakaladı, nezarete getirdi beni. Ya birader, içeriden çıkalı 3 saat olmadan niye tekrar içeri düşüyorsun? Hangi karakoldasın? Söyle. İyi tamam, yakındasın. Bekle, geliyorum. Ya suçsuz adama bir yol bulunur, merak etme. Tamam, sıkıntı yok. Abi, filmimin gösterimine benimle geliyorsun değil mi? Kızım, Gündüz abim film izleyecek olsa oturur aynaya bakar. Bilete mısıra para vermez. Başımızda yine olmadık iş var. Ne oldu ya? İlyas, karakola düşmüş. Eda çıkalı 2 saat. O konuya ben de değindim.
Bana bak, benim şimdi o tarafa gitmem lazım. Ama annem bak karakol lafını duyarsa aklı çıkar. Malum ben içeriden çıktığımdan beri en büyük korkusu tekrar içeri girmem. Eylas girdi desem aynı terane. Sen şimdi bizimkileri güzelce oyala. Ben İlyas abini içeriden çekip getireceğim. Ya nasıl? Hem neden nezaretteymiş ki? Ya sen dediğimi yap. Sonra konuşuruz. Ben şimdi ufak bir işim var deyip çıkacağım. Ama bak sakın karakol marakol lafı etme. Ya güzelce oyala. Götür filmi izlettireceksin, dizimi izlettireceksin. Ne yapıyorsan yap, beni iki saat rahatta tut. Tamam mı abicim? Hadi ben kaçtım. Bu ailedeki abuk subuk işler neden hep beni buluyor ki? Anne iyiyim. Korkudan öleceğimi sandım Doğa. Ne işin var senin gölün ortasında? Yüzme de bilmezsin zaten. İşte balığı göle bırakayım derken. Ah. Bunları sonra mı konuşsak? Bırakalım biraz dinlensin Doğa. Hı? Peki. Babacığım benlik bir şey var mı? Telefonumu verir misin baba? Oo, yalnız bu çok ıslanmış, çalışmaz. Yarın sana yenisini alalım. Bana şimdi telefon lazım. Nedir bu kadar acil olan Doğa? Gazel. Tamam, tamam. Al babacığım, benim telefonumu kullan. Kendi kartını takarsın, ben eskisini kullanırım. Çok korkuttun bizi. Bak istediğini yapmak ayrı bir şey, tedbirsizlik ayrı bir şey. Biliyorum annenin aşırı ilgisinden çok bunalıyorsun bazen. Ama bir tane de baban olduğunu unutma lütfen, tamam mı? Özür dilerim baba. Oh. Sana asla kızmıyorum. Ama tek ricam, böyle durumlarda en azından bana mutlaka haber ver, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım, güzelce dinlen şimdi. İyi misin? Ha? İyi misin? Giy şunu, giy. Sen giy. Kimsin? Giy. Gölde film çekiyormuş. Biz yürüyüşe gidiyor sanıyoruz. O bunlarla uğraşıyor. Diğer kamerası yok. Yalnız göle mi düştü acaba? Senin bunlardan haberin var mı? Yani. Bunları ben aldım ona. Geçen dönem not ortalamasını 3'ün üzerine çıkarması karşılığında söyledi yaptığını ben de aldım. Geçen dönem mi? Aylardır benden habersiz bunlarla mı uğraştırıyorsun kızı? Gazelciğim alt tarafı bir şeyler çekiyor çocuk yani. Bizim kızımız işletme okuyor. Film ne ya? Film çektiği için mi sinirlisin yoksa sana haber vermediği için mi? Benden niye sakladı? Sık boğaz edip üzerine gidersin diye. Sen niye benden sakladın? Aynı sebeple. Yiğit, kızımla arama girme. Sana kaç kere söyledim. Hayatında olup bitenleri bilmek benim hakkım. Ben onun annesiyim. Al işte.
sözünden çıkıp kafasına göre iş yaptığında neler başına geldiğini kendi gözlerinle gördün. Hastanelerden topladık kızımızı. Ölüm tehlikeleri atlatırken bulduk. Baba bir gelir misin? Annenin haberi var kızım, gel. Gel gel. Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Ama ben Safa Cüneyt Sağıroğlu'nun bizim okuldaki film atölyesine katılmak için bir kısa film çekiyordum. Hadi canım. Kim? Dünyaca ünlü bir yönetmen anne. Biliyorum, size daha önce haber vermeliydim. Ama ben de katılmaya son anda karar verdim. Ve kazanmışım. Bugün de kazanan filmlerin gösterimi var. Eğer izin verirseniz katılmak istiyorum. Kızım seninle gurur duyuyorum. Aferin benim kızıma ya. Bunu çok istiyorum anne. Elbette bir tanem. Annene daha önceden haber verseydin destek olurdum sana. Ciddi misin? Ben kızarsın sanmıştım. Sen ne yaptın da annen sana karşı geldi? Hadi biraz kendine gel. Daha sonra okula gider birlikte izleriz. Bu mesele tekrar açılacak Yiğit. Bugün olanları hatırlatacağım sana. Ah, peri kızı gibi olmuş teyzesinin bir tanesi. Maşallah. Olmuş mu cidden? Çok güzel olmuşsun bir tane. Hadi siz Gündüz abimle gidin. O dediğin filmi izleyin gelin. Biz de o sırada zaten sofrayı kurmuş oluruz. Hep birlikte otururuz sofraya. Gündüz abim gitti. Nereye gitti? Şeye gitti. Kahvede şarj aletini unutmuş. Onu alacakmış. Hayda. O kahveye gidince hemen gelmez ki. Oturur oyun oynar. Eşek sıpası. İlyas da gelmedi daha. Bak işte ikisi de gelseydi gider hep beraber izler gelirdik. Ne güzel olurdu. O zaman ben kendim gideyim geleyim. Bir başına. Okulda teyzeciğim yabancı bir yerde değil ki. Yok yok öyle olmaz. Sen önemli bir şey kazanmışsın. Hem millet demez mi bu kızın kim kimsesi yok mu diye. Haksız mıyım? Kızımız bayağı bayağı film çekmiş. Az buz bir şey değil yani bu. Hem böyle bir günde yalnız mı bırakacağız? Hadi kalk. Kalk hadi hazırlanın. Hep beraber gidelim. Ha? Abla, içeride o kadar yemek var şimdi. Onları bırakıp mı gidelim yani? Ne yapalım Gönül? Ayaklanıp gidecek halleri yok ya. Gelince yeriz. Hadi. Böyle bir günde yalnız mı bırakacağız ama? Hadi. Hadi hazırlanın. İlyas bir saniye, benim kafa döndü biraz. Sen şimdi bu kızı boğulmaktan kurtardın. Evet. Hastaneye götürdün. Orada avukat çıktı, buraya geldin. Aynen öyle. İyi de birader, bu kız çıkıp demedi mi oğlanın bir suçu yok, benim hayatımı kurtardı diye? Oğlum ben hastaneden çıkarken kız zaten baygındı. Benim burada olduğumdan onun büyük ihtimalle haberi bile yok. Hastane polis beni kapıdan aldı getirdi. Hayda. Tamam birader, söyle kimse bunlar, ben gideyim konuşayım. Çeksinler şikayetlerini. Yok yok. Bu kızcağızın annesi olacak kadın normal değil birader. Şimdi olur olmadık bir şey söyler, bir şey yapar. Çıkacağımız varsa da çıkamayız biz buradan. Bir delil lazım diyorsun. Gündüz. Benim bu kızı kurtardığım gölün etrafında bir sürü dükkan var. Böyle çay çorba satan yerler. İlla ki bunlardan birinde kamera vardır diyorum. Birader evdekilerden gizli giriştiğimiz işe bak ya.
Neyse ben hadi hemen fırlayayım. Hiç bana bak. Bizim burada mahalleden Nedim abi var. Komiser yardımcısı. Bir sıkıntın olursa söyle, ilgilenir. Eyvallah eyvallah. Sen şu kamera işini hallet de çıkalım şuradan ya. Ya orası bende. Hadi eyvallah. Teyzesinin canına ne olmuş? Kuzum benim, canımın içi. Ne oldun? Hastanelere mi düştü? Sen gel bakayım. Geçmiş olsun Yiğit'ciğim ya. Nigar söyleyince korktuk biraz. Çok teşekkür ederiz. Ne yapacaksın Yakup? Böyle böyle büyüyorlar işte. Doğru söylüyorsun. Canımın içi. Aklım çıktı annenden haberi duyduğum zaman. Ne işin var senin gölde kayıkta? Ha? Hadi annenden çekindin. Nigar teyzene niye söylemedin? Ben gelirdim yardımına. Niye annesinden çekinsin Nigar? Lütfen. Sürpriz yapmak isterken ufak bir aksilik olmuş o kadar. Ne sürpriz ama. İş kadını olacak diye beklerken yönetmen oldu Nigar teyzesinin fıstığı. Ha? Ah canım, tebrik ederim. Göğsüm kabardı duyar duymaz. On parmağında on marifet. Sen neden buradasın Nigar'cığım? Okul bizim aile vakfının okulu. Böyle özel şeyler olduğu zaman hemen bana haber veriyorlar. Ama bak, eğer senin adını duymasaydım işim var gelemiyorum diyecektim. Kıymetini bil. Nigar teyze konuşma böyle. Etrafta insanlar var. Torpil yaptım sandıraklar. Canımın içi. Sen bileğinin hakkıyla söke söke kazandın. Ama anlıyorum seni. Tamam. Hadi geçelim madem. Hadi. Hadi. Buyursunlar. Anne ya, bence abartıyorsun. İzlesin işte kadın filmi, ne olacak? Sussana kızım, duyacak şimdi. Sen bunları düşüneceğine ablamı salondan nasıl uzaklatırız onu düşün. Ne bileyim ben, geldik işte o kadar. Senin bu film kaç dakika? Bilmem. Kızım sen çektiğin filmin kaç dakika olduğunu bilmiyor musun? Ha, benimki 4 dakika. O zaman bak şöyle yapacağız. Ben midem bulandı diye ablamı alıp tuvalete götüreceğim. Tamam mı? Burası hangar gibi zaten. Gez dolaş vakit geçer. Tamam madem. Ben çıkacağım sana söylerim. Tamam. Siz de karıştırıyorsunuz bakalım ana kız. Şey diyordum, Zeynep okulun ne kadar büyütmüş kızım ya. Böyle gez dolaş valla. İnsan kaybolur burada. Evet vallahi bayağı büyük bir yer. De hadi geç kalmayalım. Nerede izlenecekse gidelim şu salona. Ya. Hadi. Gel teyzeciğim. Allah. Teyzesinin bir tanesi. Aşk, ayrılık, cesaret, fedakarlık, sevgi, keder. Evlatlarımız, annelerimiz. Binlerce yıllık hikaye anlatma geleneğimiz sayesinde değerlerimizin kültürümüzdeki yerini tüm dünya insanlarına gösterebiliyoruz. Ne büyük şans. Bu çocukların değerini, kıymetini bilin. Ben bildiğim ne varsa hepsini paylaşacağım. Severek. Sizler de paylaşın. Dinleyin, öğretin, anlatın. Bu dünya bizim gibi güzel insanlardan mahrum kalmasın. Bu çocukların hayallerini, toprağımızın bin bir hikayelerini herkes bilsin. Öncelikle bu atölyeyi bize mümkün kıldığı için Nigar Hanım'a ve vakfına sonsuz teşekkürlerimi ederim. Teşekkürler çocuklar. İlk kazanan filmimiz Alper Kapkan'dan Keçiler Ne Ağlar Ne Güler. Buyurun, izleyelim. Çok mu midem bulanıyor? Üşüttün herhalde. Bak kısa kısaymış filmler. Kaçıracağız ama Zeynep'in filmini. Bir şey olmaz ablacığım, bir şey olmaz ya. Buraya kadar geldik, o da bir şey. Hadi git Akıl Ağabey'e gideyim, geleyim.
Aa, ama çocuk o kadar emek vermiş, gönül olmaz ki. Doğan'ın filmi başlıyor. Doğa nerede? Buradaydı az evvel. Gösterisini kaçıracağız şimdi. Acaba salon ne taraftaydı? Birine mi bakmışsınız? Ben filmlerin gösterildiği salonu aramıştım ama burası çok büyük, bulamadım. Salon şu tarafta. Bugün benim de filmim gösterilecek. Ah, ne güzel. Peki siz niye dışarıdasınız? Beğenmezlerse diye. Varsın beğenmesinler canım. Ama siz yine de yaptığınız işin arkasında durun. Olmadı bir daha yaparsınız. Sizinle mi kızınız burada? Keşke olsaydı. Anlamadım. Yeğenimin filmi gösterimde. Dediğim gibi salon şu tarafta. Siz gelmiyor musunuz? Bilmem ki. Korkma. Tabiat ana çocuklarını her zaman sarmalamıştır. Ama biz onu tahrip etmenin hep bir yolunu bulduk. Bir gören, bir duyan olursa ne olur bize haber verin.
kızımı bulun. O daha 2 yaşında. O daha çok küçük. Şuradan çitlerden ormana girerken görülmüş. Ormanda bir başına. Ne olur yardım edin. Teyzemin 2 yaşındaki kızı Melek, 20 yıl önce ormanda kayboldu. Ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.